Merhabalar, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben İpek Akpınar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün çok değer verdiğim iki meslektaşımla çalışmalarını yakından takip ettiğim ve birlikte üretme fırsatı bulduğumuz iki arkadaşımızla birlikteyiz. Kentsel ve mimari konular üzerine konuşacağız ama bu sefer özel platformumuz İzmir. Sevgili Koray Velibeyoğlu, sevgili Ömer Selçuk Baz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yeni parçası olduğum İzmir kentinin özgün ve özgür durumunu, kentsel ve toplumsal ittifakı, yönetimlerin bakış açılarını, kente yaklaşımlarındaki sürekliliği ve tabii ki kamuda proje alımındaki yarışma eksenini masaya yatırmayı planlıyoruz. Koray Hocam yarışmalarıyla elde etmeyi düşledikleri kentsel hedeflerden bahsedecek. Bu ortaya konan hedefler çerçevesinde yarışma sürecinde neler düşlediklerini, nasıl bir senaryoyla ilerlediklerini de sevgili Ömer Selçuk Baz'dan dinleyeceğiz. Şimdi kentlerdeki gündelik yaşamın akışı içinde bütüncül planlama kararları, farklı eksenlerdeki icra makamlarındaki bürokratlar ve meslektaşlarımızla bir süredir bir araya geliyoruz. İzleyen seyircilerimiz farkındalar. Öncelikle Kültür Daire Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sevgili ve değerli Mahir Polat'la kentin kültür politikalarını konuştuk. Hemen ardından geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in danışmanlığını sürdüren ve kentimizin sürdürülebilir kentsel gelişim ağı koordinasyonunu üstlenen Sayın Ruhi Can Al'la birlikteydik. Yine kentteki bu sürdürülebilirlik ekseninden kuramsal ve kavramsal bir metinle aslında İzmir'e giriş yaptık. Şimdi daha icraata yönelik, daha kentin gündelik hayatına yönelik, hepimize yönelik farklı düşler var. Uzun süredir sevgili Koray Hocam'ın da parçası olduğu bir takımın düşleri bunlar. Doçent Doktor Koray Velibeyoğlu ile biz aynı fakültenin mensuplarıyız İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde ama onun bir başka şapkası daha var. Bir önceki Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlığını yürüttü ve meslek insanı olarak ve bir kentli olarak hepimizin saygıyla izlediği bir sürecin imzalarını attılar takımca. Çok heyecanlı bir süreç. Onu bundan dinlemek çok iyi. Yani İzmir'e bu yarışma dizisinin kritik derecede önemi nedir diye ben sormak istiyorum. Söz sizde sevgili Koray Hocam. Çok teşekkür ederim İpek Hocam. Güzel sözleriniz için. Kentlerin tabii ki gelişim perspektifi içinde yarışmaları değerlendirmek lazım ki İzmir'in hikayesi aslında 2000'li yılların başında büyük ölçekli kentsel projeler olarak başlıyor. Ben iki grupta inceleyeceğim müsaadenizle. Birinci grup bu kentin büyümesini ve gelişimini tetikleyen İzmir Körfezi ve etrafındaki gelişim. Biliyorsunuz İzmir tarih boyunca Körfez ve bir Doğu Akdeniz liman kenti olarak var olmuş ve dolayısıyla Körfez'in uzunca yıllar ihmal edilmesi ve canlılığını, etkinliğini kaybetmesi hem liman pozisyonu olarak hem de insanların rekreatif ihtiyaçları açısından bakıldığında önemli bir problem haline gelmiş. Yine aynı şekilde kentin Körfez etrafına sıkışması ki size bir rakam vereceğim şimdi. 2004 yılında ki bu 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'nın çıktığı tarih İzmir'in nüfusu 3,5 milyon. Böyle baktığımız zaman bunun 2,5 milyonu Körfez'i C şeklinde saran oldukça yoğun bir kentsel dokudan oluşuyor. Bu 2,5 milyon Körfez'in etrafında hayat buluyor. Dolayısıyla Körfez bir yandan hayat veren ama bir yandan da çok ihmal edildiği için ve işlevini yitirdiği için bir problem haline gelen bir alan oluyor ve 2000'lerin başında bir yarışma açılıyor. Bu yarışma İzmir Liman Arkası yarışması olarak biliniyor. Yarışmanın hedeflerinden bir tanesi bu limanla, yük limanı ile yolcu limanını ayırmak. Dolayısıyla yük limanını başka bir yerde konumlanması yolcu limanı olarak kentin bu bölümünün gelişmesi, dolayısıyla limanın arka planının yenilenmesi ama daha da önemlisi kentin sıkışan kentsel merkezi yerine yeni bir kent merkezinin ortaya çıkarılması. Bu yarışma sanıyorum bu büyük ölçekli yarışmaların ilki olarak kabul edilebilir bu tarihteki yarışma ve böylelikle bir İzmir yeni kent merkezine sahip olmuş oldu ve sonrasında tabii deniz ile ilgili olan ilişki, körfez ve etrafının tasarlanmasına dair 2009 yılında bu sefer bir kültür çalıştayı var. Yani İzmir'in süreçleri genel hatlarıyla, yarışmalarla ve kolektif eylemlerle ilerliyor. İşte çalıştaylarla ilerliyor. Bu kültür çalıştayı da bunlardan bir tanesi. Burada da İzmir'in kıyılarının tasarımıyla ilgili bir proje ilan ediliyor. İzmir Deniz Projesi. Bu projeyle birlikte ağırlıklı İzmirli mimar ekipler olmak üzere Körfez'in 4 ana bölgesi, 4 ana parçası tasarlanıyor ve bu tasarımlardan yola çıkarak da uygulama projeleri bugüne kadar elde edilmeye başlanıyor. Bu da bir kolektif girişim. Tam bir yarışma değil ama bir tür İmece tasarımcı dayanışmasıyla, bir gönüllülükle ortaya konan bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Bu da önemli bir açılım. Bir şey çok enteresan. Yarışmayla hemen başlamıyorsunuz. Önce bir fikri, çerçeveyi çalıştaylarla oturtuyorsunuz. Aslında bu bir zihniyet meselesi değil mi? Bu da bir çalışma kültürü ve proje alma meselesi. Hem öyle. Kentsel bir ittifak, ben tabii seziniyorum burada, toplumsal bir ittifak. Bu çok sesliliğe ve farklı fikirlerin aynı masada buluşmasına, çatışmasına, çarpışmasına da muhtemelen yol açıyor ama en sonunda kamuda bu kadar büyük ölçekli projelerin, yani bir kentsel planlama projelerinden bahsediyoruz. Yarışmayla alınması tabii ki çok değerli kentsel kararlar, kentli için, hepimiz için. Bahsettiğiniz gibi öncelikle bir kentsel gündem, çalıştaylar, ardından bunların yarışmaya ve diğer kolektif çalışmalara dönüşmesi şeklinde bir süreç izleniyor. Yani bu 2000'lerdeki liman arkası yarışması da böyle, kültür çalıştayıyla gelen, daha sonra bir deniz ve kıyı bandının tasarlanmasıyla devam eden süreç de böyle. Bu arada bir başka gelişme daha, 2004'teki 5216 sayılı yasayla şöyle bir mesele oluyor. Bu pergel yasası olarak da bilinir. İşte kentin 50 kilometre çapındaki bölümü büyükşehir olarak kabul ediliyor. Bu da aslında İzmir'in kent formu nedeniyle bazı bölümlerinin de aslında büyükşehir dışında kalmasına neden oluyor ki bu büyük ölçüde Çeşme ve Karaburun batı bölümüne bakarsak şeyin dışında kalıyor. Büyükşehir sınırlarının dışında kalıyor. Buraya yönelik de yine bir öncü yarışma açılıyor. Büyükşehir sınırları içinde olmadığı halde Büyükşehir Belediyesi diyor ki ben Yarımada bölgesi için bir yerelde kalkınma nasıl olur? Bu nasıl gerçekleştirilir? Bunu sağlamak üzere bir yarışma organize ediyorum. Diyor ki bu aslında bakıldığı zaman İkinci büyük ölçekli projedir liman arkası yarışmasından sonra. 171.000 hektarlık dev bir alan, 5 ilçenin bulunduğu bir bölge. Tamamen bir mekansal kaygısı, bir fiziki planlama kaygısından ziyade bir yerel kalkınma perspektifini ortaya koymaya çalışan bir yarışma. Bildiğiniz üzere ben bu yarışmada birincilik ekibi alan grubun ekip başkanıyım, temsilcisiyim. Sonrasında da bu hikaye başladı ve devam ediyor. Yani hem bir taraftan tabii müthiş bir şey kamuda yarışmayla alınması ama bir taraftan da şu anda bizim üniversitemizin içinde olduğu, yani biz aslında o yarımadalarda hayatımızın çoğunu geçiriyoruz. Pandemiye rağmen normalleşme sürecinde biz tekrar yarımadamıza kavuştuk diyelim. Ve bu mekanların yerelden bir enerjiyi kullanarak dönüşümünü düşlemek, orada kilit, yani sizin zihniyet yapınız, sizin yaklaşımınız hem hem kamunun zihniyeti, kültürel birikimi hem de aslında sizin yaklaşımınız takımca çok olağanüstü bir buluşma gerçekleştirmişler tabii Yarımada özelinde. Evet, tabii bu Yarımada'nın verdiği ivme, yarışmanın verdiği ivme 2014'te 6360 sayılı yasayla şehir il sınırlarına oturduğunda, ya ki şimdiki biçimiyle 30 ilçenin olduğu il sınırlarına dayandığında, bu sefer bu artık bu pergel yasası dediğimiz suni sınırlar da ortadan kalkmış oluyor. Kenti daha büyük planda, yani Körfez ve etrafına sıkışan yoğun bir kentten yayılan ve etrafıyla ilişki kurmaya çalışan bir kente doğru geçtiğini görüyoruz. Bu tabii kentin büyümesiyle de alakalı, çünkü kentte bir yandan etrafına yayılmaya devam ediyor. Şimdi burada bir bütünleştirici strateji gündeme geliyor. Yani kentin bir imar planı var ve bu diyor ki kent yayılacak, kentin merkezi de dönüşecek, kentsel dönüşüm projeleri de bunun içinde var. Ama diğer taraftan kentin çevresine, çeperine doğru büyümesinin de yeniden örgütlenmesi lazım. Bunun bütünleştirici, bunun bir araya getirici malzemesinin de tarif edilmesi lazım. Şimdi buraya döndüğümüz zaman İzmir'in yine kent formuyla alakalı bir mesele görüyoruz. Yani İzmir'i biz nasıl Körfez ve etrafındaki yoğun yapıyla tarif ediyorsak, bir coğrafyayla tarif ediyorsak, yine aynı coğrafya bize şunu söylüyor. İzmir'de de, biliyorsunuz bu Ege'nin de yapısı nedeniyle dağlar denize dik ve dağ sıraları arasında çöküntü ovaları var. Yani her bir graben aslında çok verimli ovalar oluşturuyor ve bu ovalar sistemi içinde akarsular ve oluşturdukları çöküntü ovalarıyla Anadolu'nun içlerine doğru giden verimli tarım havzaları var. İşte Bakırçay Havzası var, Gediz Havzası var ve İzmir sınırları içinde başlayıp biten Küçük Menderes Havzası var. Dolayısıyla çepere doğru yayılmanın bir doğal bir eşiği var ve aynı zamanda bir ekolojik bütünlük olarak tarif edilen bir yapısı var. Şimdi bu ekolojik bütünlük hikayesi bize daha sonraki kentin merkezinin de dönüşümü için ilham veren şey oldu. Onu söylemek için bunları. Aslında bu tabii şu anda demeyelim, planlama, özellikle planlamacı meslektaşlarımızın çok uzun bir süredir tartıştıkları çok değerli bir konu. Kritik derecede önemli. Yani kent kırsalıyla nasıl buluşacak? Kent ormanıyla nasıl buluşacak? Kent toprak, çiftçilikle, hayvancılıkla geçinen küçük yerleşimlerle nasıl buluşacak? Biz mesela İstanbul'da bu soruyu masaya getiremedik. Yüksek sesle konuşamadık. O yüzden İzmir'deki bu süreç hayati derecede önemli. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bu havzalarla dış çeperde büyüme hikayesi, bütünlükler oluşturma hikayesi, kentin bahsettiğiniz gibi merkeziyle çevresi arasında ilişki kurmasına ve bir bütünlük oluşturmasına yarıyor. Bu bize aslında bu sosyoekolojik bütünlüğün kent merkezine de taşınabileceği fikrini verdi. Şimdi ben birinci görseli alabilirsem buradan devam edeceğim. Burada İzmir Körfezi'ni aslında saran bir dereler sistemi görüyoruz ki bunlarda birer körfeze dökülen su havzalarını oluşturuyorlar bu dereler sistemi. Böylelikle de körfez dediğimiz, İzmir Körfezi dediğimiz bütünlük, kenti kuran bütünlük, o bahsettiğim 2,5 milyonun yaşadığı yer aynı zamanda çok değerli ve önemli akarsu sistemlerinin de birleştiği alanlar. Dolayısıyla 2000'lerin başında Körfez'in içi, yani temizlenmesi, işte Büyük Kanal Projesi, sonra bahsettiğimiz liman arkasının dönüşümü, ardından kıyı bandının düzenlenmesinin ötesinde bu bize şöyle bir imkan daha veriyor. Kıyının art alanıyla buluşmasına dair de bize bir fırsat veriyor. Bu haritayı bu şekilde görebilmek, yani bir su havzaları olarak kavrayabilmenin bize verdiği bir olanak var burada. Şimdi burada o kırmızı çerçeve içinde gördüğünüz alan bu körfez ekosistemini besleyen akarsulardan bir tanesi. Bu Meles Çayı havzası olarak geçiyor. Oldukça önemli bir konumda. Şimdi ikinci görsele geçebilirsek oradan devam edeyim. Aynı zamanda güncel bir yarışmanın da konusu. Şu an yarışma süreci devam ediyor. Ben çok kısa ana fikri hakkında, tabii ki şartnameden de mutlaka bilgi edinilebilir. Buradaki ana fikirden biraz bahsedeceğim kısaca. Kendisinin öneminden. Burada kuzey ekseninde Körfezi ve İzmir limanını görüyoruz. Haritanın alt köşesinde güneyine doğru baktığımız zaman da İzmir'in havalimanını görüyoruz şu an. Adnan Menderes Havalimanı'nı görüyoruz. Bu büyük koridor yaklaşık 20 kilometrelik bir koridor. Bu 20 kilometrenin içinde İzmir'in Meles Deltası'nın Körfez'le buluştuğu yerde çok önemli bir kent içi ekosistem var. Yani şu an için baktığımız zaman yabanıl hayat için, su kuşları için değerli bir alan var. Aynı şekilde inciraltı böyle hemen körfezin etrafında ve inanılmaz bir şekilde bir Gediz Deltası var ki şu an doğa mirasına aday olan bir alan. Böyle bir zenginlik var. Diğer taraftan baktığımız zaman bir aynı Meles hattı üzerinde, bu gösterdiğim hat üzerinde Kadife Kaleyi ve kentin tarihi çekirdeğini görebiliyorsunuz. Ve devam ettiğiniz zaman kentin aslında kıyısından çok farklı bir karakteri de görüyorsunuz. Bu biraz önce bahsettiğim ekolojik ve tarihsel boyutunun dışında bu bölüm kent içinde zamanla fakirleşen, yoksullaşan bir kesimin de yoğun olarak bulunduğu bir yer. Ve planlama süreci içinde de baktığımız zaman bir dizi kentsel dönüşüm alanında üzerinde olduğu bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla burası bir ciddi anlamda sosyal olarak, sosyolojik olarak da, ekonomik olarak da üzerinde çok düşünülmesi gereken önemli bir ekseni oluşturuyor. Bütün kentsel problemler, yani planlamanın değil mi dertlendiği, eleştirel bir bakışla ele aldığı ve çözmek istediği bütün sorunları aslında Meles Havzası'nda bir şekilde toplanmış gözüküyor. Çok çetrefil bir tasarım problemi. Onu da gelecek programlardan birinde mutlaka daha detaylı olarak masaya yatırmalıyız. Evet, heyecanla bekliyoruz ve bu anlattığım, bu gösterdiğim 20 kilometrelik koridor, bu bütün bu çetrefeliliği bir tarafa, biraz önce bahsettiğim büyük ölçekli kentsel tasarım yarışmaları, projeleri içinde bir üçüncüsü oluyor. Yani ben size 2001'deki liman arkasından, 2008'deki Yarımada'dan bahsettim. Şimdi 2020 itibariyle de Meles havzası ve onun oluşturduğu 20 kilometrelik koridordan bahsediyor. Bunlar oldukça büyük kentsel tasarım projeleri ve baktığınız zaman bunun rastgele yapılması mümkün değil. Yani mutlaka bir kentsel vizyonun içinde, onun bir parçası olarak hareket edilmesi gerekiyor. Ki bu onu başarmak üzere yapılan bir çalışma. Olağanüstü. Benim kente ilk gelişim aslında o bahsettiğiniz ekosistemi ziyaretle başlamıştı. Tam deltanın körfezle buluştuğu nokta, o kuş, yani olağanüstü bir kuş cenneti, olağanüstü bir habitat, o faunası, florasından hiç bahsetmiyorum bile, biyoçeşitliliği. Ve kentlinin de anladığım kadarıyla hafta sonları bir nefes alma noktalarından. Çok değerli bir coğrafya parçası. O yüzden bu bütüncül perspektifin parçası olması, unutulmaması çok anlamlı, çok değerli. Sadece bir meslek insanı olarak değil, burada yaşayan bir kentli olarak bunu zikretmek gerekiyor. Şimdi müsaadenizle üçüncü görsele geçebilirsek ben resmi lütfen tamamlamaya çalışacağım. Lütfen hocam. Burada da gördüğünüz siyah alan kesik kesik noktalı olarak dış sınırını gördüğünüz alan şu anki yapılaşmış bölge, İzmir'in yapılaşmış alanı. Gördüğünüz üzere körfezi tamamen saran bir yapıda ve oldukça da yoğun ve sıkışık bir alan olduğunu söylememiz lazım. Hele ki Covid sonrası bu sıkışıklık çok daha biliyorsunuz daha kritik bir mesele olarak algılanmaya başlandı. Ama bizde şöyle bir mesele de var Türk kentlerinde. Bu kentlerimiz büyüyor ve İzmir'de son yıllarda oldukça rağbet gören ve büyüme süreci hızlanan bir kent. Şöyle bir rakam vermek istiyorum. Bugün itibariyle İzmir'in nüfusu 4,3 milyon. 2030 projeksiyonu, Ulaşım Ana Planı'nın bize söylediği rakam 6,3 milyon. Müthiş sayılar. Şimdi şu an için bile kent taşıma kapasitesinin oldukça üzerine çıkmış durumda ve biz her bu siyah ile gösterilen kesik kesik alandan her dışarıya taşmamız bizim aslında çok değerli bir ekosistem ögesini yok etmemiz anlamına geliyor. Şimdi bu büyümenin sağlıklı yönlendirilebilmesi, o alanların kaybedilmemesi çok önemli. Dolayısıyla kentin çeperleri bizim için kritik bir hal alıyor. Çünkü kentin büyümesi içinde, kent-kır ekosistemi içinde çeperler bir geçiş bölgesi. Ve bu geçiş bölgeleri genelde kentlerin yuttuğu, oldukça kötü kullanılan, arazi kullanımı itibariyle de sorunlu olan bölgeler ve bunlar dikkatli değerlendirilmediği sürece de önemli bir ölçüde hem arazi israfına sebep oluyor hem de değerli doğal ve ekolojik kaynakların yok olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla çeperler, burada bir yeşil sınır da görüyorsunuz. Aslında orası yeşil gördüğünüz hat İzmir'in doğal olarak neredeyse korunmuş bir çeper kuşağını, yeşil kuşağını gösteriyor ki burada baktığımız zaman kuzeyinde Gediz Deltası'nı, yine aynı şekilde Manisa-Bornova ekseninde kuzey ormanlarını görüyorsunuz. Güneye doğru gittiğinizde bir Tahtalı Baraj havzasını görüyorsunuz. Yine batıya doğru gittiğimiz zaman Narlıdere tarafında bir askeri alan, arkasında tarım ve daha arkasında da yine ormanlık alanı görüyorsunuz. Şimdi bunların tabii ki elden hiç çıkmaması lazım ama yapılaşmanın hemen bu bitişiğinde, bu bahsettiği büyük parçalar halinde korunan alanların hemen temas içinde olduğu bölgeler, şu sarıyla görünen bölgeler ise kritik önemdeki alanlar. Şimdi burada bir dizi kent çeperi parkı oluşturulması ve bu kent çeperi parklarının bir güzergahlarla miras ögelerini birbirine bağlayarak eklemlenmesi yürütülen ana projelerden bir tanesi şu an. Miras ögeleri derken neyi kastediyoruz hocam? Burada kırsal miras, jeolojik miras, kültürel miras, Gediz örneğinde olduğu gibi doğa mirası, bunların birbirine hem bağlanması hem de bu kent çeperi parklarının birbirine entegre bir dizi sistem olarak çalışması, kırla kent arasındaki geçişi aktif bir biçimde kullanan, yani burada doğa koruma değerini, tarımın sürekliliğini ve rekreatif değeri üçünü birden içerebilecek bir yapıda yaygınlaştırılması. Ama bunları birbirinden kopuk bir parçalar olarak değil, bir dizi çeperdeki ekosistemi destekleyici öge olarak kullanılması. Yani bir tür aktif sınır, aktif geçiş bölgeleri kurabilmek adına yapılmış çalışmalar olacak bunlar ve bunların içinde bir örnek olarak da Olivelo projesi var. Şimdi Olivelo projesi bir yarışma süreci geçirdi, biliyorsunuz yarışma sonuçlandı. Bunun da öncesinde yine altını çizeyim, yani yarışmayla yapmanın avantajı birincisi kentin vizyonuna uyumlu bir yer olması, alan olması, kentin vizyonunu gerçekleştirmek için önemli bir değer taşıması. İkincisi, daha da kritik olan, buradan çıkacak sonuçların bu bahsettiğim yaygınlaştırılacak uygulamalar içinde bir başlangıç, bir model teşkil edecek olması. Ve Bütün bunların da yine bu kent çeperleri içinde yapılmış bir dizi çalıştay, Meles için de yine aynı şekilde bir dizi çalıştayla yarışmanın arka planını, zeminini oluşturmuş olması. Dolayısıyla Olivelo yarışma sürecinde elde edilen bu alan Meles'teki gibi ekolojik koridorlara eklemlenebilecek bir aktif sınır ögeleri, aktif çeper ögeleri olarak çalışacak. Hocam heyecan verici anlattıklarınız. Ben bir taraftan da tabii ki bir İstanbullu olarak, yeni İzmirli olarak gıptayla izliyorum. Müthiş, kentle kırın buluşması için müthiş bir düş. Ve tam da burada bu kadar büyük ölçekli bir projeyi bir çok değerli bir mimarın başında bulunduğu bir ekip kazandı. Sevgili Ömer Selçuk Baz, omuzlarınızda çok büyük bir sorumluluk var. Yani sadece mimarlık adına, meslek adına değil, kentli, kent ittifakı, müthiş bir 21. yüzyılda kentin kırla nasıl buluşacağına dair olağanüstü bir perspektif çizen yerel yönetimin aslında model oluşturması için çok değerli bir olanak var sizin elinizde. Ne diyorsunuz? Merhabalar. Öncelikle hepinize tekrar. Merhabalar. Şimdi, Koray Hocam bayağı bu geniş çerçeveden biraz da böyle tarihsel süreci de içerecek şekilde bayağı anlamlı bir giriş yaptı. Ama tabii ben bir bölümünü biliyorum bunların. Hem yarışma şartnamesinden hem de İzmir'de geliş gidişlerimizden. Ama aslında çok çok daha fazlası var tabii ki. Çok derin bir mevzu. Bence şu çok çok önemli bir şey. Yani bu muhtemelen, emin değilim, belki çok iddialı bir şey ama bu Türkiye'de bu kadar büyük ölçekli ve zamana yayılmış ve yolunda gidebileceğine dair bana umut veren ender büyük ölçekli girişimlerden bir tanesi demeyeceğim. Aklıma başka bir tanesi gelmiyor. Çünkü biz ne zaman, benim plancı bir ortağım var. Hani bu planlama disiplinine oldukça yakın, aynı zamanda mimarlık pratiğini yürüten profesyonel olarak bir mimarım. Ama bu plan mevzularına genelde çok böyle çok da inançlı birisi değilim açıkçası. Bunun sebebini de biliyorsunuz. Yani coğrafyamızın işte bu sürekli değişen, dönüşen, planın sürekli sağdan sola doğru savrulan farklı sebeplerden dolayı hala. Ama İzmir'deki durumun çok özel bir laboratuvar bize sunduğu da aşikar. Yani bunun ne kadarı gerçeğe kavuşacak, ne kadarı birer sadece vizyon olarak kalacak. Ben ama bu konuda çok mutluyum yani açıkçası. Yani Koray Hoca'nın anlattığı ve aynı zamanda bizim evraklar ve teknik anlamda da takip ettiğimiz bu süreci ben buluyorum. Birçok anlamda çok gerçekçi buluyorum. Şimdi tabii o hani planla ilgili konularda hani benim ahkam kesmem zaten olmaz. Siz çok daha iyi bilirsiniz, anlattınız ama şöyle bir şey var. Yani tam Koray'ın bıraktığı yerden Olivelo aslında yani bir mimar olarak bakarsanız son derece mega ölçekli kavraması, büyüklüğünü kavraması da çok zor bir alan. 57 hektar, 570 bin metrekare. Yani biliyorsunuz yani sonuçta tasarımcıların, özellikle mimarsanız bir ölçek skalası var. Ama bana şimdi Koray Hoca'nın anlattığı çerçeveden bakacak olursanız da böyle İzmir'de böyle minyatür bir ölçek aslında. Ama şöyle bir söylediği şeyde şöyle bence iyi bir nokta var. Ara ölçekle alakalı. Bu yaşayan İzmir Belediyesi'nin yaşayan parklar büyük fikri için aslında bir manivela görevi görüyor. Görecek ya da. Dolayısıyla senin söylediğin gibi bizim hakikaten omuzlarımızdaki sorumluluk gerçekten ağır ama çok heyecanlıyız. Sonuçta şunu da söylemek lazım. Yani sonuçlanan bir yarışma var. Henüz kolokyum yapılmamış durumda. Henüz bizim bu konuyla ilgili bir görev alma durumumuz yok ama muhtemelen olacak gibi görüyoruz. Ama ben anlatmak istiyorum. Yani burada hani şöyle bir proje yaptık, şu şekilde düşündük değil de bence çok bir kısım kritik eşikler var. Bir mimar tasarımcı olarak böyle bir alanla nasıl ilişkilenmeye çalıştık? Bu yarışmayı bir aracı olarak burada bize tanımlanan şartnameyi nasıl okuduk, nasıl algıladık? tasarımcı bildiğimiz ve alıştığımız ve hep yapmaya, yapmasını bildiğimiz reflekslerden nasıl kaçınmaya çalıştık? Belki onlardan biraz bahsedebilirim. Çünkü çok seviniriz. Ben, hani sen 2000 başı dedin ama Doğu'da var biliyorsun. Doğu Kaptan var. Çok kalabalık bir ekibiz. Şöyle bir şey var. Bir kere şunu söylemek lazım. Biz şartnameyi elimize aldığımız zaman hakikaten şeyin ağırlığını hissettik. Yani çok geniş, çok katmanlı, çok zamana yayılmış derin bir şey var, bilgi var. Bu bilgiyi gördük ve biraz da korktuk. Çünkü şöyle bir şey var, genelde bu data, bu bilgi seti çok geniş olmaz. Dolayısıyla sen de hani o bilginin bir bölümünü üretme, yorumlama konusunda bir açık bir alan bulursun kendine. O da bir şey sağlar sana, bir rahatlık sağlar. Ama mesela burada öyle bir durum yok çünkü o kadar geniş bir skala var ki yani ne söylemek istesen zaten düşünülmüş, zaten çalıştaylarda tartışılmış. Bir bu var, bir bu mevzu var. Hakikaten çok iyi bir dokümantasyon var. Bu çok çok önemli buluyorum bunu. Yani İzmir Belediyesi bütün bu işi planlarken şey üzerinden yapmıyor bunu. Hani yarışma açalım, devam edelim. İşte bu projeleri elde edilen yani böyle bakmadığını çok iyi anlıyorsun. Bu büyük bir bilgi havuzu, büyük bir bilgi birikimi üzerinden gelişiyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Yani yarışma bunun kurtarıcısı değil bu süreç. Yarışma bunun bir ufak anlamlı ama anlamlı bir parçası, bir sonucu da değil tam olarak. Ben öyle bakıyorum. İkinci bir konu, biz tasarımcılar olarak, ben de öyleyim, Doğu da öyle, diğer ekipteki bütün arkadaşlar yapmaya çok yakın insanlarız. Yani bize hani vardır ya mimarların öyle bir şeyi, destur. Yani bize ver bütün dünyayı inşa ederiz. O heyecanla nerede duracağımızı da bilmeyiz. Ama burası, vermesinler lütfen. Evet, kesinlikle vermesinler. Burası mesela ilk otobüsten indiğiniz andan itibaren şunu bir kere kavramakla başlamanız gerekiyor. Bu ve aslında İzmir periferisinde Koray'ın da bahsettiği diğer alanlar da böyle. Yani burası, bu buralar. Yani Ege coğrafyasının bu bölgesi de öyle. Kuzeyi, güneyi de bence öyle. Buralar bence belki de, bilmiyorum çok iddialı olacak ama tasarımcılardan uzak tutulması gereken yerler. Yani şey yani bilerek biraz daha egzajere ederek söylüyorum. Şu anlamda söylüyorum bunu. Çok dikkat ederek, bildiğin tasarlama ve yapma reflekslerinden biraz uzak durarak, daha çok düşünerek, daha çok anlamaya gayret ederek yaklaşman gereken alanlar. Yani şimdi mesela bizim proje ekibimizde Ata vardı, Ata Turak. Ata Turak o da Ege'li. Evet, Ata Turak Bodrum'da yaşıyor. Bir orman mühendisi ama peyzaj nosyonu çok güçlenmiş. Türkiye'deki çok önemli adamlardan. Evet, çalışmaları hakikaten çok olağanüstü sevgili Atan'ın da. Evet, yani bence çok özel bir adam. Mesela biz şehirliler, ben öyle görüyorum. Ben kendi her ne kadar böyle masif şehirli olarak görmesem de kendimi. Yine de şehirliyiz yani. Şehirliliği nasıl tanımlarım diye sorarsam, yani doğanın kendi halinde bir durumunun içine indiği zaman hayret eden insana ben şehirlidir. Ve biz öyle tipleriz. Yani biz otobüsten, arabadan, Olivelo'ya indik ve böyle Allah'ım ne kadar güzel bir yer burası. Zeytinler ne kadar güzel. Böyle şey bir sanki Alice Harikalar Dünya diyarında ağaç kütüğünden aşağıya başka bir yere düşmüş gibi. Ata da bizi uyardı yani. Dedi ki arkadaşlar yani burası Ege'de herhangi bir doğa parçası. Lütfen yani o kadar şey yapmayın, abartmayın. Yani bu bence ilginç bir ara kesit. Yani bizim alana bakış şeklimizle Ata gibi birisinin alana bakma şekli. Ama bence çok uyarıcı bir nokta var bunun içerisinde. Yani bu dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor. Yani tasarlamak, yapmak ve durup etrafına bakmak ve yapmamak. Çünkü biliyoruz ki yapmamayı tasarlamak, yapmayı tasarlamaktan çok daha ağır bir mevzu. Yani bu, dolayısıyla şuna geleceğim. Hani bu bölüm bence bayağı uzatılabilir. Bunun üzerine çok gevezelik gidebilir. Ama benim ve bizim bütün ekibimizin yavaşça ve zaman içerisinde geldiği nokta biz evet bir şeyler yapmalıyız tabii ki. Çünkü bu alanın çevresindeki bütün olumsuzluklara karşı korunması gerekiyor. Çünkü hemen alandan güneye, güneybatıya doğru baktığınız zaman azman bir yelki yerleşiminin de buraya doğru nasıl sirayet etmeye çalıştığını da görüyorsunuz. Bir sürü tuhaf yapılaşmalar var. Dolayısıyla korunması gerekiyor, geliştirilmesi gerekiyor alanın, değerinin arttırılması gerekiyor ve en önemlisi insanla, yani o şehirliyle, İzmir'de olur, Türkiye'de olur, başkaları olabilir, bir şekilde buluşturulması gerekiyor. Yani insandan izole edilmiş, insandan azade bir coğrafya değil de bu alanı insanın izleyici olduğu ve öğrendiği başka bir medya olarak kurmak, tasarlamak, bir deneyim olarak tekrar hayal etmek bizim mevzumuz oldu. Ve dolayısıyla biz şöyle başladık işe. Aslında slaytlar gelebilir bir yandan. Biz şöyle başladık. Biz bir proje yapmaktan öte burayı anlamaya çok odaklandık. Biz şöyle bir şey dedik. Yani burası hakikaten, yani şöyle söyleyeyim sana İpek. Yani bir yerde duruyorsun, arazinin ucu bucağı yok. Nerede bittiği belli değil. Yani benim ölçek sınırımın çok dışında burası. Tabii ki. 3 kilometre uzanıyor, öbür tarafa 2 kilometre gidiyor. Yani haddini bilmek de bence bir mimari tasarımcı için çok kıymetli bir şey olabilir. Vasıf olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz şunu yapmaya çalıştık. Biz alanda gördüklerimizi, merak ettiklerimizi ve bu yarışmanın kısa süresi boyunca anlamamızın mümkün olmadığı tüm durumları jüriye anlatmaya gayret ettik. Çünkü böyle yarışma bir süreçtir. Belki hani bizi izleyenler sadece mimarlar değil muhtemelen. Yarışma nedir diye sorabilirler. Kesinlikle evet. Yani yarışma nihayetinde şudur. Kamu ihale kanununa tabi bir proje elde etme metodudur. Anonim olarak, yani sizin kim olduğunuzu bilmeyen uzmanlardan oluşan bir heyete bir tasarım, bir proje sunarsınız. O projede kendi ürettiği değerlere göre o heyet tarafından, danışmanlar tarafından değerlendirilir ve işte kimisi birinci ödüle değer görülür ve sonra da bu uygulama. Dolayısıyla şöyle bir süreç değildir. Yani karşılıklı diyalog üzerine kurulmaz. Konuşamazsınız karşınızda. Şimdi benim sizinle konuştuğum gibi. Dolayısıyla biz şunu yapmaya çalıştık. Öyle bir proje yapalım ki bu bir proje değil de bu bizim bu yarışmanın süreci boyunca devam edecek 3 aylık son derece belki yetersiz ve bizim algımızın son derece düşük çözünürlüklü halini temsil edecek ve bundan sonra eğer devam edecek olursak bu yüksek çözünürlüklü haline nasıl evrileceğine dair fikirlerin, hayallerin böyle birer nosyon olarak içinde bulunduğu bir iş yapabilir miyiz? Yani bir projeden ziyade bir projenin metodolojisini, belki yapmamasını ve bizim alanda gördüğümüz ve anlamaya çalıştığımız tüm durumları kapsayan bir durumlar silsilesi üretebilir miyiz? Bu az önce Koray Hoca'nın bahsettiği aslında bütün bu ekolojik koridor ve onun aslında kent çeperiyle olan ilişkisi haliyle yarışmalarda her zaman böyle şeyler. Bu da aslında bizim ürettiğimiz bir şey değil. Yani zaten var yani. Bu data İzmir Belediyesi'nin elinde var. Bence bu çok önemli. Yani bizim Olivelo arazimiz Güzelbahçe'de Seferihisar'ın bir koridor olarak, bir tarım koridoru olarak, bir vadi olarak bağlandığı mesnetin çok önemli bir noktasında duruyor. Bu isminden de bahsetmekte fayda var. Olivelo böyle yine uzak olanlara biraz tuhaf bir isim olarak gelebilir. Bana zaman içinde son derece sempatik geldi. Oli zeytinden, velo da bisikletten geliyor. Biliyorsunuz Eurovelo diye bir Avrupa bisiklet güzergahlarını tanımlayan bir organizasyonun Türkiye'de ilk değdiği nokta İzmir oluyor ve dolayısıyla Olivelo da aslında bu değme noktasının ana referanslarından bu proje bağlamında bir tanesi olacak. Yani Selçuk, araya girebilir miyim? Tabii ki Koray. Bu 8 nolu rota oluyor ve bütün kıyı Akdeniz'i dolaşıyor. Yani Portekiz'in sınırlarından başlıyor, Kadiz kentinden Atina'ya kadar gelen bütün kıyı Akdeniz'i dolaşıyor ve Atina'dan Türkiye'ye girdiği nokta, senin de bahsettiğin gibi İzmir. Bunu hem Midilli Adası'ndan Bergama ekseninden giriş yapabiliyorsunuz. Hem de Yarımada için Sakız Adası'ndan Çeşme üzerinden bir giriş yapabiliyorsunuz. Ve sonuçta şeye bağlanıyor bu, bütün bu hat. Selçuk'a bağlanıyor. Oradan belki de kıyı Ege hattında devam ederse Antalya'ya kadar gidebilecek bir güzergah. İstanbul için de var aslında. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. İstanbul'da 13 nolu rotanın içinde aslında İzmir'den daha önce de girişi yapılmış durumda. Yani haritada vardı ama çok faal değildi. Edirne'den giren İstanbul'da sonlanması planlanan bir rota. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda o da daha aktif hale gelecektir. Yani aslında bu deminden beri konuştuğumuz bu İzmir'in periferideki bu kırsaldaki yeni yaşam alanları ve rekreasyon alanları ve onun doğayla tekrar buluşma alanlarının bir ilk mesneti olarak Olivelo alanını düşünebiliriz. Bu bizim yarışmaya sunduğumuz PAF'ta 2A0 büyüklüğü böyle devasa bir minyatür çizimi. Bunun üzerinde böyle yüzlerce not var. Yani bu aslında bir şey, çeşit aracı bir temsil. Buradaki hikayede şu, demin bahsettiğim konu. Yani bir şey tasarlamak ama ondan ziyade alanda gördüğün, anladığın, anlayamadığın, anlamlandırmaya çalıştığın tüm durumları üst üste çizildiği ve temsil edildiği bir medya. Bunu şu açıdan ben önemsiyorum. Mesela bizim projemizin gerçek anlamda bir görseli bile yok. Yani bir render'ı yok. Çünkü bizim henüz kafamızda kurmadığımız, henüz olgunlaştırmadığımız bir dünyayı sanki öyleymişçesine temsil etme gibi bir şeyimiz var, korkumuz var. Çünkü bunları temsil etmeye başladığınız anda aslında onlar zihinlerde de berraklaşıyorlar. Hiç berraklaşmaması gerektiği halde. Dolayısıyla bizim böyle biraz daha muğlak ve anlamaya yönelik bir çerçeve üzerinden aktardığımız bir proje. Şöyle bir şey var, şunu kabul etmek lazım. Yani şunu mesela biz uzun süre aramızda tartıştık. Böyle bir projeyi yarışmayla yapmak acaba ne kadar doğru? Çünkü şöyle bir alan oluşuyor. Yani yarışma bazı şeylerin keskinliğine hitap ediyor gibi hissediyorsunuz. Çünkü bizim yapmaya alışık olduğumuz şekli öyle. Bunun başka bir türünü biz kullanmamıştık daha önce. Dolayısıyla burada ondan kurtulup bu alanın tüm muğlaklığını ve üzerindeki böyle mikro detaylarının, işte böceklerinden hayvanların bu vahşi yaşamın izlerine bir geri gelebilir misiniz? Vahşi yaşamın izlerine, işte oradaki su akar hatlarına, işte ne bileyim çitlenbik ağaçlarının sakıza evrilmesi için gerekli ekolojik sürece, işte Anadolu palamut meşesinin geliştirilmesine, işte inanılmaz bir şey olan, bölgenin çok endemik bir türü olan Delice zeytinlerinin geliştirilmesine ve kadim zeytin kültürünün burada yeniden farklı şekillerde o bilginin üst üste bağlanarak iyileştirilmesine ve geliştirilmesine kadar devam eden küçük, büyük, orta ölçekli bir sürü şeyi, ama mimarlık ve tasarım burada önemli bir şey ama daha geri planda. Yani o böyle onunla var olan bir yer değil, ona ihtiyacı olan da bir yer değil çok fazla. Ama onun desteğine bir miktar ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün bu çerçeve sistem yani bunun üzerinden kuruluyor. Bizim fikir dünyamıza göre. Sevgili Ömer Selçuk Baz, anlattığın her şey bir meslek insanından çok bir kentli olarak yaşamını burada devam ettirmeye karar veren bir insan olarak beni çok ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bir de bir mimarın egosunu bir yana bırakıp bu yapma eğilimini bu kadar daha olumlu, ılımlı bir perspektiften anlatması da hem bir eğitimci olarak hem de bir meslek insanı olarak, meslektaşın olarak beni etkilemeye devam ediyor. Şimdi bu parçası olduğumuz İzmir kentinin özgün durumunu konuşmaya bence burada yetmeyecek. Bence devam edelim. Kolokyumu geçirelim. Siz resmen görevlendirin ve biz bu projenin belki diğer ekip arkadaşlarıyla da birlikte yine sevgili Koray Hocam'ın ve Ömer Selçuk Baz'ın katılımıyla Olivelo'yu daha derinlemesine bu kentsel ittifak ve toplumsal ittifak perspektifi içinde gerçekleştirilebilmesi aslında olanağı çok yüksek ve etaplamalarını, süreçlerini konuşalım. Kente yaklaşımın ötesinde nasıl bir bürokratik süreçler bizi bekliyor? Biraz onları da konuşalım. İzleyicilerimiz de İzmir'de bir çıpasını atmış şekilde bence Şehir Hepimizin programındaki dostları burada İzmir'le yapmaya devam edelim. İzmir'den programlarla sık sık karşınızda olacağız. Çok çok teşekkürler. Pazartesileri buluşmak üzere. Hoşça kalın.